başına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizler iyiyiz. Çünkü sizle birlikteyiz. Bugün yine Açeyleri Gülümse Hayatı ekibi olarak gülümsetmeye kararlıyız. Ama önemli olan siz gülmeye kararlı mısınız? Niyet edin, karar verin. Gelin önce tebessüm edelim. Sonra da kahkahaya geçelim. Ne dersiniz? Hoş geldiniz ekranlarınızın başına. Efendim bugün programım çok faydalı, çok renkli. Her şeyin çoku var aslında ama bugün böyle biraz özel, yani her program özel ama bugün biraz daha böyle az duyulmuş, az bilinen, özel konular ve konuklar var diye düşünüyorum. Bakalım siz aynı şeyi düşünecek misiniz? Efendim mutfağımda J.D. Thomas beyefendi var, şefimiz var. Ve bugün bize çok özel, böyle çok sağlıklı, biliyorsunuz avokado artık ülkemizde de yetişiyor. Avokadolu humus yapacak. Bence humusa değişik bir dokunuş. Daha böyle fresh yapıyor. Çok sevdiğim bir tarifti. Bugün mutfağımda olması bizler adına çok mutlu etti beni. O avokadonun hafifliği kendi içindeki, biliyorsunuz ormanın yağı derler avokadoya. Kendi içindeki yağı inanın humusa çok yakışıyor. Bunu kaçırmayın derim bu tarifi. Şaşırtacağınız bir tarif sevdiklerinizi. Daha sonra efendim Özden Kaftan Thomas yine nefes terapisti ve yaşam koçu. Bugün çok önemli konulardan bahsedecek bize. Elbette nefesimizi konuşacağız. Doğru nefes almayı konuşacağız ama her şeyden önce neden önemli? Hangi noktada nefesi nasıl yönlendirerek o durumdan çıkarız öğretecek bize. Mesela hiçbir yere ayrılmayın diye söylüyorum. Evet, yayıncılık yapıyorum. Hiçbir yere ayrılmayın. Çocuğumuza bağırıyoruz. Hadi oğlum, hadi kızım, hadi yemeğe, hadi yemeğe. Gelmiyor ya, böyle oluyoruz. O noktada nasıl nefes alacağız? Ya da patronumuza bir şey anlatıyoruz anlamıyor, anlatıyoruz. O noktada nefesimizi nasıl kontrol edip durumu çözeceğiz? Başımız ağrıyor. Nasıl? Uykuya geçemiyoruz. Ertesi gün işimiz var, stresli. Neler yapmamız gerekiyor? Hepsini öğreneceğiz. O yüzden kendiniz için, bizler için hiçbir yere ayrılmayın. Dolayısıyla efendim bugün çok keyifli. Bir de üzerine böyle diş kapanları yapsak. Sevgili Filiz Kabaklıoğlu'yla nasıl olur? Harika. Ben burada düş şeylerini gördüm. Bayıldım. Yani şu an size gösteremeyeceğim ama birazdan diyeceksiniz ki Açeli evimde olmasını istiyorum. Olmasını istiyorsanız seyredeceksiniz, yapacaksınız ya da alacaksınız. Ama bence her evde böyle bir köşe olması lazım. İnsanın kendi için diye düşünüyorum. Günün hashtag'i de efendim nefes almak. Nefes almak sizin için nedir? Ne ifade eder? Nefes almaya en çok ne zaman ihtiyaç duyarsınız? Nefes almak sizin için bir şükür sebebi midir? Lütfen bizimle paylaşın. Nereden efendim? Instagram'da tv360.com.tr ve Aceli Akkoyun'dan. Twitter'da Aceli Altri Akkoyun ve tv360.com.tr'den bekliyorum. Nefes almak efendim. Mutfağa geçmeden önce sevgili Thomas'la Özlem'in yanına. Benim için şükür sebebidir. Nefes aldığım her an mutlu olmayı hak ettiğimiz andır diye düşünüyor ve Özden Thomas'ın yanına geçiyorum. J.D. Thomas'la birlikte. Merhaba Özden'cim. Hoş geldin. Merhaba. Teksaslardan. Hoş geldiniz yayınımıza. Şöyle alayım ben sizi. Tamam. Hanginizle başlayayım? Sen de başlayacağım Özden. Öyle mi? Tamam hayatım, nasıl istersen. Bugün bize Thomas yapacak ama tamam. Yemekleri. Öncelikle ikiniz de nefes koçsunuz aslında. Nefes terapistiniz. Nefes terapistisiniz. Evet. Bu koçla terapist arasındaki fark nedir? Koç sadece bireysel seans yapabilen kişiye söyleniyor. Evet. Asla gruplarla veya 5 kişilik, 10 kişilik veya şirketlerle çalışamıyor. Sadece birebir seans yapıyor. Daha bireysel. Daha bireysel. Terapist artık eğitim verebiliyor. Hı-hı. Koç yetiştirebiliyor. Şirketlere, toplu gruplara eğitim Terapist. Verebiliyor. Ama anladığım kadarıyla önce hocam. Hocam. Sonra kocam. Öyle bir ekip modeli var. Hoş geldin sen de JD. Nasılsın? JD mi? JD mi? Ben hep karıştırıyorum. JD. Jordan ama JD daha. JD. Kolay. Evet. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyiz, iyiyiz, iyiyim. Ben bugün biraz Türkçe konuşturacağım. Tamam, karışık yapacağız. Ben böyle bayılıyorum çünkü konuşacağız. Biraz İngilizce, biraz Türkçe. Nasıl? Evet. Ortaya karışık. 8 yıl var burada ama pratik lazım. Yapmıyor musunuz geliyorum. Pratik? İngilizce mi konuşuyorsunuz? JD İngilizce konuşuyoruz. Kızdan evet. dolayı Kızdan sadece dolayı. İngilizce konuşuyoruz. JD bir de işi gereği sürekli yurt dışında. O yüzden burada olduğum sürece İngilizce devam ediyor. O zaman zorlandığı noktaya kadar ben Türkçe konuşmasını rica ediyorum. Anlaştık mı? Ben arkandayım. Tamam.
Peki. İstersen seni şöyle alayım tamam. Özdemciğim. Gel şöyle. Ben Ceydin yanına geçeyim. Bugün bize ne yapacaksın? Özel bir şey çünkü bizim ev biraz karışık. ben 10 yıl Meksika oturuyorum. O zaman bu biraz karışık yapacağız. Karışık yapacaksın. Evet. Avokado çok var oralarda değil mi? Evet. Guacamole. Guacamole çok evet. Yapılıyor. Hem de taze taze restoranlarda yanında yapıyorlar yes, guacamole'yi. Ama biliyorsun bizim için, bizim ülkemiz için avokado çok yeni. Evet. Evet. Dolayısıyla bu humusun tarifini almak istiyorum. Ne var içinde? So avocado, you can translate. Avocado. So, no. hummus and avocado, cumin, sarımsak. So biraz Türkçe var. Yeah. Tuz ve yağ. Yeah. Evet. Süper. Süper. Evet. Let's go. Başlayalım. Hadi. Okay. Hadi. İlk, first thing. Sever misiniz evde avokado? Çok yer misiniz? Çok yeriz. Biz de öyle. Kahvaltıda daha iyi yiyoruz. Ben de öyle. Şimdi yedim de geldim yukarı. Afiyet olsun. Çok, çok da yararlı. Süper, süper. Kabuğunu da cildine sürüyorsun değil mi? Özellikle kadınlar için çok yararlı bir. Öyleymiş. Yağı çok yararlı. Biliyorsunuz Alanya'da artık yetişiyor ülkemizde. Öyle mi? Türkiye'de yetişiyor avokado. Bu hatta bizim yerli avokadomuz. Süper. Teksas'takiler biraz daha büyük hatta değil mi? Onlar bayağı büyük büyük avokadolar. Evet, doğru. Ama bu artık Alanya'da, Antalya'da ülkemizde yetişiyor. Dolayısıyla bizim için hem daha ekonomik oldu, hem daha ulaşılabilir oldu. Lütfen hayatınıza, çocuklarınıza özellikle, kadınlara tatlı olarak, tuzlu olarak. Bakın bu humus çok güzel bir tarif değil mi Özlem? Çok, nefis. Bunu evde... Humusun yağını değerlendiriyorsunuz burada. Evet, yani hem nohut, protein alıyorsun, hem yağ açısından çok zengin. Biz sarımsağı çok sevdiğimiz için sarımsağı oraya bolca hazırlattık. Ama tabii bu tamamen damak zevkine göre. Ev çok yemiyorsanız iki tane de koyabilirsiniz. Yani çok çok önemli değil ama biz sarımsak ve soğanı çok ciddi tüketen bir aileyiz. Nefes terapisti olmamıza rağmen. Ama bakın ben hep her programda yani fırsat geldikçe söylüyorum. Buradan sevgili hocama Allah uzun ömür versin Yıldız Kenter. Her gün bir diş sarımsak yiyin çocuklar. Bu sağlığınız içindir. Üzerine karanfilini dişini fırçaladıktan kesinlikle sonra kakulini öyle yedikten sonra niye mahrum olasın der ki çok doğrudur. Buradan sevgiler saygılar doğal antibiyotik. Ama tabii ki avokadonun tatlısı da çok güzel oluyor. Onu mesela muzla ve bir kaşık balla ben karıştırıyorum fazla şeker olmasın diye. Ve smoothie gibi. Hayır anlatacağım ama şimdi humus nohutu koyduğunu söylemek istiyorum. Avokadonun üzerine nohutu koyduk. Şimdi blenderdan geçireceğiz değil mi? Ya da şeyden. Evet. Onları karıştıracak. Tamam. Böyle eziyorsun avokadoyu, muzu da eziyorsun. Ya da şu an çok yaygın ya. Cennet hurması derler, Trabzon hurması derler. Tamam. Trabzon hurmasıyla da avokado çok güzel oluyor. Aklınızda olsun. Onları ezip böyle içine de biraz chia koyduğunuz zaman onu böyle dondurduğunuz zaman doğal bir puding elde yoğurt ediyorsunuz. Yoğurt gibi, süper. Yoğurt gibi. Aynı zamanda da çok doyurucu. Şimdi sarımsak ekliyoruz. So, you explain sometimes it depends on your taste. Biz çok seviyoruz. O zaman we'll put 4-5. 4-5. 6 da olur. Biz de çok seviyoruz. Koy. Bence de. Okay, biraz kümün. Kimyon. Çok güzel. All of it is fine, yes. Kimyonun tabii şöyle de bir faydası var. Nohuttaki o gazı da alıyor ve çok lezzetli yedikten ya. Sonra çok ben her şeyi... Sadece biraz fazla yedirtiyor. Orada problem yedirtiyor var. Mu? Ben çok seviyorum öyle kimyonu. Mi? Bayıl iştah açıcı. Aa, bilmiyordum iştah açıcı. İştah ben de her şeyi çok koyarım. Severim de çok. Haydi bakalım. Just gonna mix. Peki dönüyor. Biraz yağ ilave etmiyoruz değil mi? Biraz daha. Evet. Okay, biraz daha yağ. Ben evde de böyle yapıyorum. Biraz yağ ekleyip. Daha güzel karışıyor. If you want maybe ben bir kaşıkla böyle birazcık ortadakileri şey yapıp. Şöyle. Evet, almost.
Ya ben bunu böyle yerim ya. Aynen. Harika. Bu böyle kaşık kaşık bile yenir yani. Bir şey söyleyeceğim. Bundan çok güzel ordövler de olur. Bu mesela gece misafiriniz geliyor yemeğe. Acil böyle salata, meyve gibi yani kütlelere sürün. Bu arada Türk yemeklerini hangi yapıyor? Senin en sevdiğin Türk yemeği? Sarma seviyorum. Sarma. Sarma o. Sarma seviyorum. Etli? Etli, zeytinyağlı. Hangi? Normal zeytinyağlı. Zeytinyağlı. Bir de bir şey daha vardı. Çorba seviyorum. Kebap? Mercimek çorba. Texas'ta olarak biftek seviyor olman lazım. Steak çok var. Büyük steak. T-bone'lar. Evet. Türkiye'deki sevmiyor. Çünkü J.D. kuzu eti sevmiyor. Öyle bir olayı evet. Var. Onlarda daha angus var tabii. Büyük danalar evet. Var falan. Evet. Ama onların da steakleriyle dünyaya aynen şeyler. Aynen öyle. Ailece doyarız onlarla. Evet. Şimdi bunu güzelce ne yapabiliriz mesela? Ekmeği sürebiliriz. Evet. Ondan sonra üzerine böyle tereyağı eritip pastırma koyabiliriz. Öyle yapabilirsiniz. Lavaşları da. Mesela tost makinesinde lavaşları kızartıp onları böyle kıtır kıtır cips gibi oluyor. Ay çok onlarla güzel, çok olur güzel oluyor. Aynen. Bir de böyle şeylisi falan var. Kepekli lavaşlar var. Hem daha sağlıklı olur hem de cips yerine onları tüketmiş olurlar. Biz acı seviyoruz. O zaman biraz acı koyabilirsin. Biz acı da ekliyoruz üstüne. O tamamen hani çok keyfek çok eder. Güzel bir şey böyle yaşamak ya. Bunlara kafayı yorup ailecek yapabilmek. Ben bayılıyorum. Değil mi? Ben bayılıyorum. Ben açıkçası ekran başındaki sevgili seyircilerimiz, evet geleneklerimiz, göreneklerimiz çok kıymetli, çok önemli, çok güzel şeylerimiz ama ufak ekler, ufak böyle şaşırtmalar hayatta. Her zaman aileye, çevremize renk katacağını düşünüyorum. Bir de yapın mutlaka bu tarifleri. Çiğden yemek yemek her şeyi çok daha evet, güzel. Çok. Yani burada hiç mesela haşlanmış bir nohut var, diğer her şey çiğden. Ve harika bir şey oluyor. Bence pişirmek de. Yerine böyle hı-hı. Şeyler çok daha o sağlıklı. O zaman şimdi sevgili Ceyli'ciğim biz buradan gidiyoruz nefes almaya. Okay, süper. Sen zaten çok iyi bir nefes terapistisin. Evet. ama biz Özden'le siz buraları hallederken... Okay. Güzel böyle belki ordövler hazırlarlar bize değil mi? Evet süper. Biz şu nefesimizi alalım. Nefesimizi kontrol edelim ki hayatı kontrol edelim. Ne dersiniz? Sevgili Özden, Kaftan, Thomas bizle birlikte. Tekrar hoş geldin hoş Özden. Buldum. Oradan buraya geçtik ama. Aynen. biz nefesi konuşacağız. Tabii doğru nefes almayı konuşacağız ama önce biz kısaca nefes nedirle başlayalım diyorum. Ne dersin? Nefes hayattır, yaşam kaynağımızdır. Bu dünyada yaşayabilmemizi sağlayan en önemli araçtır. Hı hı. Nefes varsa hayatımız devam ediyor. Nefes olmadığı sürece bu hayattan ayrılıyoruz. Peki doğru nefesle yanlış nefes arasında insana kattıkları ve götürdükleri ve getirdikleri neler var? Ya bir kere doğru nefes alarak yaşam kaliteni %100 arttırıyorsun. Hem fiziksel hem zihinsel hem duygusal hem ruhsal çok büyük açılımlar yaşıyorsun ve yaşam kaliten değişiyor. Daha sağlıklı uyuyorsun, daha mutlu uyanıyorsun. Kendini daha zinde ve daha canlı hissediyorsun. Düşüncelerinden, duygularından, seni rahatsız eden tatsız anılardan daha çabuk çıkabiliyorsun. Kendinle daha kolay baş edebilir hale geliyorsun. Yani çok büyük bir kaynak elindeki nefes. Kullanmayı bilmek gerekiyor sadece. Aslında şunu sormak istiyorum. Sence nefes, yani benzetmek ne kadar doğru bilmiyorum ama çok sevmediğim bir şey silah ama hı hı. İyi bir tetik değil mi? Tetiklemiyor mu hormonumuzu? Kesinlikle. Vücudumuzu, hücreleri. Düşüncemizi. Aynen. Hücre tetik yani. Tetiklediğimiz bir çok güzel bulmuşsun gerçekten. Hücre gıdası. Yani nasıl mesela ben hep bu örneği veriyorum ama çok basit bir örnek çünkü çok önemli bir şey hakikaten. Arabalar benzinle çalışıyor. Hı-hı. Telefonları şarj ediyoruz. Biz de oksijenle çalışıyoruz. Hı-hı. Bedenden oksijeni alırsan etten ve kemikten ibaretiz aslında. Hı-hı. Nasıl nefes alarak hayata geliyoruz, nefes vererek de ayrılıyoruz. 28 gramımız gidiyor nefesle işte. Aynen öyle, aynen öyle. Sadece nefes alarak kilo verebilen, sadece nefes alarak ömrünü idam ettiren yiyen. İnsanlar var. Uzak doğuda hakikaten yemeden içmeden oksijenle beraber sadece doğru nefes alarak ve tamamen hayatını buna adayarak bu şekilde yaşayan Budistler insanlar var. Budistler var yıllarca evet. yaşayan. Evet, evet. Evet, peki...
biz yine daha önce programa geldiğinde de konuşmuştuk uzun uzun. Aslında biz doğru nefes alarak dünyaya geliyoruz değil Hepimiz. Mi? Hepimiz. Ne oluyor da bozuluyoruz? Doğduğumuzda beynimiz %10 kapasiteyle çalışıyor. Ciğer ve nefes kapasitemiz de %90-95'lerde aslında doğduğumuzda. Tam ve mükemmel nefes alıyoruz. Yürüyemiyoruz, konuşamıyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz ama çok iyi nefesler alıyoruz. 3-4 yaşına kadar bu durum böyle devam ediyor. 3-4 yaşına geldiğimizde beyin artık %90 kapasiteyle çalışmaya başlıyor. Yani bu aslında bir nevi zehir diyebiliriz. Eğer doğru kullanmayı bilmiyorsan zihni gereksiz yere seni alıp götürebiliyorsa beyni iyi yönlendiriyor olabilmen lazım. %90 kapasiteyle çalışmaya başladığında ne oluyor? Etrafında olan acı duygularını, tatsız duyguları, olan biten her türlü kavga, endişe, kaygı, işte her türlü tatsız duyguyu daha çabuk idrak eder ve nefesini tutar hale geliyorsun. Bu otomatik yaptığımız, işte beynin otomatik yaptığı, kendi koruma adına yaptığı bir durum aslında. Farkında olmadan atıyorum anne baba kavga ediyor diyelim. Buna maruz kalan bir çocuk o an kendini kilitliyor, nefesini tutuyor ve o an nefes akışını durdurmuş oluyor bedeni. İlk başta böyle başlıyor bu nefesin bozulması. Daha sonra işte daha büyük olaylar, daha büyük üzüntüler, travmalar, stres, kaygı derken zaten işin ipin ucunu kaçırıyoruz. Sistemi bozmaya başlıyoruz. Evet. Çok doğru. Ve herkesin nefesi de kendi hikayesini taşıdığı için ondan diyorlar hani niye peki herkesin nefesi birbirinden ayrı? Bir de öyle bir durum var. Hakikaten herkesin nefesi birbirinden ayrı. Çünkü herkesin nefesi kendi o 0-6'daki hikayesini taşıyor. Şimdi nefesini o belirliyor yani. Aynen, nefes de kendi hikayen belirliyor. 0-6'da nasıl bir durumda, nasıl bir hayatta, nasıl bir çevrede, ailede yetiştiysen bundan sonraki tohumları atıyorsun 0-6'da ve daha sonraki yaşlarında da o meyvelerini yiyorsun o tohumların. Yani eğer kaygılı, stresli, öfkeli bir ailede veya bir ortamda büyüdüysen veya sana ya başaramıyorsun, yapamıyorsun, edemiyorsun yine mi? 0-6'da bunu diyen var mıdır ya çocuğa? Ha, birbirine diyen aile. Tabii aile hani ortam, yaşadığı ortam çok önemli. Ama şu da var, ailede hani çocuğa çocuğun orada olduğunu, varlığını bile hissetmiyorlar ama çocuk o sırada bütün duyguları emiyor tabii. Ve büyüdüğünde bu çocuk mesela diyorlar ki işte bu çocuk niye böyle bir çocuk oldu ya? Ya niye oldu acaba? Bir 0-6'yı hatırlayın, neler oldu bu evde veya neler yaşadı? Yani sadece ev değil tabii. Yani anne baba çok iyi geçinen insanlardır ama çocuğa da öyledir. Aynen öyledir. Veya öğretmeni o duygusunu kırmıştır. Ya da aynı evde iki çocuktur ama biri bunu alıyordur, öbürü almıyordur. Kesinlikle. Yani aynı evde doğup büyümüş 3-4 kardeş birbirinden tamamen çok farklı olabiliyorlar. Evet. Yani ama yine de bizim bütün bunları nefes ve genel olarak da o 0-6'ya her zaman çok dikkat etmemiz lazım. Evet. Peki doğru nefes almazsak hangi hastalıklara yol açılabiliyor hayatımızda? Şimdi nefes almadığımız sürece, şimdi 50 ve 50'nin üzerinde anaerobik dediğimiz hastalık var. Bunlar anaerobik hastalık, oksijensiz ortamda yürüyen hastalıklar. En başında kanser var. Yine 1931 yılında bir bilim adamının yaptığı çalışma ile ortaya çıkmış bir şey. Daha sonra işte oksijen barları, ozon terapileri falan başlayıp hücreyi yenilendirmeye çalışıyorlar ama hücrenin hastalandığı her boyutta hastalık var. Hücrenin tek gıdası da oksijen dersek, yani migrenden tutun, yüksek tansiyondan, kalp rahatsızlıklarından, reflü, ülser, gastrit, çocuk doğuramamadan kansere kadar çok geniş bir yelpaze bu. Oksijensiz ortamda ciddi hastalıklar var bizi hasta eden. İlk başta hücrenin hastalanmasıyla başlıyor olay. Daha sonra da hücrenin hangi duyguya yakınsa bedenimize, çünkü her duygunun bir yeri var. Atıyorum mesela şöyle örnek vereyim. Omurga herkesin suçluluk duygusu, öyleymiş, pişmanlıkları, vicdan azaplarını, bunları temsil eden organ yerimizdir, sırtımız. Demek ki daha vicdanı hür olan insan daha dik yürüyor. Yok yani bu hani çok küçük yaşta bir şey sürekli suçlanan çocukta da gelişmiş olabilir. İlla hani kendi çok suçlu hissedecek bir şey yapmış olmayabilirsin. Yükleme de olabilir. Yükleme de olabilir. Hani ya yine mi yapamadın da bir suçluluk duygusudur insanda. Veya işte aman işte bilmem nenin kızı bilmem nereyi kazanmış, benim çocuğum daha oturup dersle çalışmıyor. Bunlar da bir suçluluk duygusudur. Hepsi daha sonra büyüdüklerinde bu insanlarda ne yapıyor? Kendine güvensizlik, yetersizlik duygusu. İşte sırt mesela, fıtıkların hepsi oksijensiz ortamda yine bunlar, çünkü kasarak kendini, vücudunu kasarak, kemikleri kasarak ne zaman tutuyorsun, sistem duruyor ve kasılıyorsun. Her kasıldığında da bedenin bir yerine bir şey oluyor ve nefes de bu sırada yok, oksijen de yok.
Hepsi birbirini tetikliyor. İlk başta duygu bozuklukları başlıyor. Daha sonra hastalıklar kitleleşiyor. Ve öyle derler. Mesela hastanede buluyoruz. Derler, değil mi? Ya da tiroid için. İfade derler. İfade edemedikleri, tabii. Söyleyemedikleri tabii. Şeylerin. Yani bunu yıllarda biz söylemiyoruz. Yıllarda tuttuğu şeylerin birikimi derler. Evet, evet. Aslında biraz hastalıkları biz hep beden gözüyle bakıyoruz. Halbuki hastalıklara ruh gözü ve beden gözünün kombini olarak baktığımızda zaten de görüyoruz. Allah bize o şifreleri nail ediyor. Evet. Sadece görebilmek, bakabilmek, inceleyebilmek. Bu anlamda nefes bu yolculuktaki en kıymetli aksesuarımız. Kesinlikle. Bununla ilgili bir küçük bir örnek vereceğim. Bir danışanım aradı. Seanstan sonra eve gidiyor ve diyor ki ben diyor hani bugün ilk defa 11. 12. seansımız falan. Belimin sol tarafında çok ciddi diyor bir ağrı başladı. Ondan bel ve arka taraf desteklenmeme duygusudur. Desteklenmiyorsan ailen ve sevdiklerin tarafından orada hissedersin o duyguyu. Ağrı yeri tam orasıdır. Aileden birisi desteklemiyor mu seni dedim. Tam da sofrada iki gündür bunları konuşuyoruz hocam dedi. Hani tamamen hani ailenin o hani onun istediği şeyler konusunda ona destek vermeyişi, arkalarında durmayışı, ailesinin arkasında hissetmeyişi. Bir süre sonra vücudunu bir yerinde atmış mesela. Yani zaten tam da yeri. Aslında vücut dili konuşuyor. Ruh dilinin konuşmasıdır. Aynen yani öyle. Hani ifade edemeyiz ama birçok şeyi hayatta. Kesinlikle. İşte karnım ağrıdı, başım ağrıdı, canım istemiyor gibi şey. Aslında beden dilinin kendi literatürü, kendi lügatı. Durmadan konuşuyor. Peki, aslında. Evet. Hep bir tartışma vardır ya. Diyafram nefesi ben de bu tartışmanın içine doğmuş bir çocuğum. Konservatuvar mezunu olarak. Evet. Biz tiyatrocular diyafram nefes almayı öğretiliyoruz. Ama evet. Bizim operacı arkadaşlarımıza hep göğüs nefesi alınırlar. Ben en sonunda şeyi buldum. Ya her ikisini de kullanmak lazım kesinlikle düşündüm. Öyle. Doğru mu bilmiyorum. Doğru ama diyafram nefesi duygu kontrolündeki en iyi nefes tekniğidir. Duygularını kontrol etmek istiyorsan diyaframa nefes alman şart. Kalbe nefes alan bir insan duygularını kontrol edemez. Ama doğru dediğimiz nefes doğduğumuzda kalbe, diyaframa her yere nefes alıyoruz. Buradan buraya organla doluyuz ve bunların hepsinin yaşamını idame ettirebilmesi için oksijene ihtiyacı var. Burada kalp var. Burada da bir sürü organımız var. Yani onlar bizim yaşamımızı sağlıyor. O yüzden doğduğumuzda tam ve bütün nefesleri alarak buradan buraya bütün göğüs kafesi ve diyafram aslında her yere tam ve bütün nefesler gidiyor. Daha sonra hangi duyguyla ilgili travman çoksa o bölge kapanıyor. Eğer duygusal travmaların çoksa kalp bölgesini kapatıyoruz. Ve kalp rahatsızlıkları, tansiyon rahatsızlıkları doğuyor. Eğer ileri adım atma, yeni hayatına çekme veya dişilik erkeklikle ilgili sıkıntılar yaşıyorsan, bir türlü girdiğin işleri de başarılı olamıyorsan, ileriye adım atmak hep seni korkutuyorsa veya içinde ölüm isteği varsa, yani kaynağa gitme. Bu da bilinçaltında senin illa kendini öldürmek değil ama hep bilinçaltında kaybolup gitme, yok olup gitme, çekip gitme isteği olanlarda bu tip insanlarda da karın nefesi, diyafram nefesi olmuyor. Seansta kişiye bakıp veya işte çalışmalarda herkesin durumuna göre yani neresi kapalıysa orayı açmak amaç. Çünkü orası açıldığı zaman hayatı değişecek. Bak çok güzelmiş bu. Peki şimdi ama biz senden anahtarlar istiyoruz Özden'cim. Tabii ki. Mesela baş ağrısı çok yaygın. Önce bir baş ağrısı için nefes alalım. Tamam. Sonra da stres. Hani şu çocuklara diyoruz ya gel yemeğe gel dersini çalış. Oluyoruz. O olmamak için tamam. Bir tane istiyorum ama önce baş ağrısıyla başlayalım. Tamam bir baş ağrısı için verelim. Bir kaygı bir de stresle. Evet. Baş etmeleri tamam. için. Üçer dakikalık egzersizler Hadi. Verelim. Egzersizler terapilerden farklıdır. Sen çok iyi biliyorsun. Terapiler bir buçuk saat kadar sürüyor. Egzersizler o anki duygudan anda. Çıkmamız Hı-hı. için. Aynen. Şimdi anda başımız ağrıyor. Bizim Hı-hı. sevgili Özden bize anda başımız ağrırken öğretiyor. Tamam. Başımız ağrıyor veya geliyor hissediyoruz enseden veya şakaklardan hiç önemli değil. Sakin bir yere geçmemiz yeterli. İş yerindeyseniz bile bir tuvalete gidip benim kendinizi sessiz sakin bir yerde bulmanız yeterli. Gözleriniz kapalı. Burnunuzdan 3 alıp 3 veriyorsunuz arka arkaya. Üç sayıda alıyorsunuz. İstersen ben alayım sen say. Tamam. Hadi başlıyoruz. Başlıyoruz. Bakın birlikte yapıyoruz. Biz birlikteyiz sevgili seyirciler. Hı-hı. Özden Hanım bizi yönlendiriyor. Haydi oturun bakalım ekran başına. Sırtınız rahat, omurganız Hı-hı. rahat, omuzlar tamamen gevşek, boyun gevşek. Burundan 3 sayıda nefesle başlıyoruz. 1,
2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ay rahatladım. 3 dakika boyunca bunu yapmaları. Bunu 3 dakika boyunca yapacağız değil mi Özlem? Evet. 3 dakika boyunca bunu yapacağız. Ne yapacağız? Hemen akıllı telefonlarımızın yanına hiç bakmayacağız bile saati. 3 dakikaya kuracağız ya da bir çalar saati kenara koyacağız. Sadece nefesimize odaklanarak. Aynen öyle. 1, 2, 3 al. 1, 2, 3 ver yapıyoruz. Hı-hı. Baş ağrımız geçiyor. Geçiyor. Stres. Modunuz da değişiyor. Modumuz da değişiyor. Evet. Şimdi stres için ne yapıyoruz? Tamam. Stres için. Yani genelde eşimiz, çocuğumuz mesela akşam yemeğe gidelim. Hayır diyor adam. Akşam yemeğe. Hayır diyor adam. Akşam yemeğe. Ne yapacağız? Nefes hangi nefesten sonra gidip tek başımıza gideceğiz dermişim yemeğe. Evet. Burnumuzdan yine 3 sayıda nefes alacağız. 6 sayıda vereceğiz. Heh, tamam. Tamam. Hadi bakalım. Sayıyorum. 1, 2, 3. Ağızdan verebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Süper. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, böyle sen misin lütfen? Bir atladım, bana bir atlama geldi. Süper. Şimdi ben bunu yapınca, mesela Aliye üzerinden gideyim. Hı-hı. Şimdi ben çok yemeğe gel diyorum. O hı-hı dersleri, o oyunları var ya onların bir türlü geçmeyen. Hı-hı. Çok iyi ben biliyorum. Aliye, Aliye, Aliye gelmedi ya. Hı-hı. Bir durayım, hı-hı, şu nefes alayım, sonra daha mı rahat diyorum. Aliyeciğim. Aynen öyle oluyorsunuz. Sizin rahatlığınız da Aliye'ye geçiyor. He, yani bizim gerginliğimiz de geçiyor. Rahatlığımız anladım da geçiyor. Aynen. Peki, karşılıklı. Gerginliğimiz var. Gerginliğimiz bir şeye var alındık, bir şeye kırıldık. Evet, patronumuza kızdık. Olur kaygı ya var, kaygılı tıklarız biz genelde. İşten zaten atılacağız evet, diye korkuyoruz. Yarın ne olacak, maaş yatacak mı? Ben uçağa bineceğim korkuyorum mesela. Anda olamıyoruz. Bugün. Süper. Ha. Hemen o zaman bugün uçağa. Ben gerçekten uçağa bineceğim ve korkuyorum. Süper, bugün. Süper, harika. Korkmazdım. Kızdan sonra korkmaya başladım. Ya. Tam zamanında o zaman. 3 alıyoruz. 6 bekliyoruz. 7 veriyoruz. Tamam. Hadi tamam alalım. Şimdi bir de bir şey daha ekleyeceğim. Bu bilen alıp vermeler öğrendim bir süre sonra hani insan daha çok alışık olmadığı için bu 3 sayı biraz zor gelebiliyor. 7 sayı biraz uzun gelebiliyor. Yavaş yavaş beden buna alışıyor. Tamam anladım. Tamam. 3 sayı da çekiyoruz. 1, 2, 3. Bekliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veriyoruz 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 sayıda çekiyoruz. 1, 2, 3, 6 bekliyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 veriyoruz 7 sayıda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 sayıda çekiyoruz. 1, 2, 3. Bekliyoruz 2, 3, 4, 5, 6 veriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu sizi uyutur bile uçağa binmeden önce. Aman uçak korkusuymuş aman diye. Evet bunu 3 dakika mı yapacağız? Hepsini 3'er dakika minimum ama eğer 5 dakika yapabiliyorsa ne ala süper. Ala. Tamam. Hı-hı. Uykuya geçemiyoruz. Uykuya geçin. Tamam. Uykuya geçemiyoruz. Yastık mı istiyoruz? Yastık. Ay sizin kıza yaptığınız var onu mutlaka gösterelim. Evet onu işte göstereceğim. Özden. Onu göstereceğim. Şöyle. Çocukları uyutma metodu. Bakın bu altın metot. Bunu alın. Gerçekten iyice alın, kaydedin bu altın metot. Hadi. Yani uyuyamayan çocuk veya hiperaktif çocuk. İşte saat 9.30 olmuş hala oynamak istiyor. Bir süre sonra buna da alışacak. Biz her gece kızımız Tanem'i alıyoruz. Artık 6 yaşında da kocaman da bir kız oldu. Onu böyle kucağımıza alıyoruz, sıkıyoruz. Ona da diyoruz ki sarıl. Ay. Aynı anda diyoruz nefes alıyoruz beraber. Ağızdan bağlantılı nefesler alıp vermeye başlıyoruz. ...20 sayı böyle nefes alıyoruz beraber. Artık zaten gevşiyoruz bu esnada. Evet. Gözler de esneme 20 başlıyor. 20. sayıya geliyoruz. Geliyoruz. Alıyoruz nefesi. Hmm.
yapınca çocuk uyuyor değil mi? Çocuk gevşiyor, kaslar gevşiyor, esnemeye başlıyor. Ondan sonra hemen bir masal, bir kitap, uykuya geçiyor çok kolay. Ay ne güzel. Biz bunu kendimiz için de yapabiliriz değil mi? Zaten kendiniz için de. Çünkü ben de mesela yalnız yattığımda biraz böyle şey oluyorum. Şöyle koyayım. Eşimden ayrı kaldığımda iş için, otelde falan böyle bir yastığı alıp hani öyle durumlarda da söyleyelim insanlara. Tabii. Yer değiştirdiklerinde yerimizi yadırgarız ya. Evet, uyku problemi çeken herkes gece yattığında yatağa bağlantılı nefesler alıp vermeye başlarlarsa, bağlantılı nefes arka arkaya, yani iki nefes arasında bekleme olmadan nefes ve alışın ritmik olduğu, nasıl bedeni oksijenlendiriyoruz yürüyüşle, evet, çok güzel şey, evet, program öncesi konuştuk. Onun gibi bedeni oksijenlendirdiğiniz zaman kaslar ve gerginlikler gidiyor, zihin duruyor ve uykuya geçebiliyorsunuz çok rahatlıkla. Tamam, bir de üzerine su içersek şöyle güzel, oh, sodalı, mis, mineralli. Mis. Oh mis, bize mis güzel bir şey sundun. Çok teşekkür ediyorum Özden'cim. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Ne demek, her zaman zaten kapanışı birlikte yapacağız, tamam, eşimle birlikte. Tamam. Evet, Filiz Kabaklıoğlu bizle birlikte. Hoş geldin Filiz'ciğim. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Böyle diş kapanları falan yapıyorsun bize. Yani evet, bir hobi nereden oldu. Nereden aklına geldi Filiz? Aslında şöyle, kendi evimde bir davet için böyle bir aksesuar aradım. Aklımda vardı ama bulamıyordum hiçbir yerde. Hmm. Satın almak için bayağı bir baktım. Sonra dedim ki kendim niye yapmıyorum? Ay çok güzel de yapmışsın, evet, biliyor musun? Böyle... Konuğumsun diye demiyorum. Gerçekten çok güzel ve çok şık yapmışsın. Teşekkür ederim. Kaç yıldır uğraşıyorsun? Kaç yıl demeyeyim, kaç ay diyeyim belki. Aa, bir 6 ay kadar falan olmuştur. Yani ilk yapmaya başladım da ara ara böyle canım sıkıldıkça eve de bolca malzemeyi koyup işte elime alıp yapıyorum. Ya ben bunları hep görürdüm. Özellikle nerede biliyor musun? Amerikan filmlerinde, korku filmlerinde bunlar, evet, rüzgarla birlikte bir de şeyle hepsi, değil mi? Sevgili Tuğçe de bugün bizle birlikte, aslında gelmiyordu ama Filiz Tuğçe'nin de arkadaşı. Seyrediyorsunuz değil mi? Çok güzel program yapıyor Tuğçe. Yemekleri, tarifleri kaçırmıyorsunuz. Ben vallahi seyrediyorum. Onda görürdüm. Sevgili Tuğçe böyle şey olurdu korku filmlerinde şu. Sonra çok beğenmeye başladım. Ay derdim ülkeme de gelse, ülkeme de gelse, çok mutluyum artık yapılıyor. Çünkü bu bir Kızılderili geleneği esasında. Evet, Kızılderili geleneği. Kızılderililerin bir efsaneye göre başucuna astığınızda kötü rüyaları sizden uzak tuttuğuna inandıkları bir süs eşyası değil. Evet evet. Zaten orada kullanıyorlardı. Özellikle neyinde geçen böyle soğuklarda falan hep bunlar böyle eve asılırdı. Yeni doğan bebeklerin öyle mi? Başına asılırmış. Renkli yapılabiliyor mu bunlar? Bunların herhangi bir şey yok ama ilk geleneksel olarak yapılanların söğüt ağacı, söğüt dalından yapıldığı söyleniyor. Hmm. O materyalin, o malzemenin herhalde enerjisiyle alakalı bir şey. Ama şu anda her tür malzemeden yapılabilir. Yani bizim kullandığımız işte bu kasnaklar, bunlar ahşap. Bunların dışında plastik boru olabilir. Hatta karton mukavvayı kalın kesip, kenarlarını kalınca kesip. Çok mantıklı. Bir herhangi iki farklı ölçüde tabakla onu bile çok kullanabilirsiniz. Mantıklı. Her malzemeden yapılabiliyor. Dallar olabilir, yani ağaç dalları olabilir ki ne kadar natürel olursa o kadar güzel ve bunda böyle bir hani sınırlama yok, bir şekil yok. Hayal gücünüz o anda burada ne? Malzemeleri karıştırıyorum. Malzemelerimiz, burada bir ipim var. Ne ipi bu? Bu ipi... Hadi başlayalım, şunu da alalım yavaş. Ağ ipim bu, ne bu? Organik ip gibi. Değil organik mi? İp değil ama çok değişik çeşitli ipler var. İşte hani doğal malzeme olanlar var, dokuma pamuklusu var, sentetiği var. Bu pamuklu değil mi? Bu biraz daha pamuk karışımlı. Çok sağlam da bir ip ayrıca. Hadi yapalım o zaman, başlayalım. Evet, ben şöyle ufacık size hemen onu göstereyim. Önce şöyle bir düğüm atıyoruz ki bu ipi rahatlıkla çevirebilelim. Bu düğümü biraz daha geniş tutarsak bu halkayı, asarken de burasından asma daha rahat asıyoruz. Rahat olur.
Ben genelde şunu şöyle doluyorum parmağıma çünkü çevirirken daha kolay oluyor. Şu içinin nakışlarını sonra örüyorsun herhalde. Onları örmüyorum. Onları ben öremem zaten. O çok hani yetenek istiyor. Bunlar aslında evlerimizde kullandığımız anneannelerimizden, annelerimizden çeyizlerimizde bulunan. O aslında hani bizim genelde onları hep sandıkta beklettiğimiz. Dur annemde vardı. İsteyeyim ben onları. Daha sonra bu ipi şu şekilde bir halkanın üzerinden geçirip içinden şöyle çıkararak böyle bir düğüm atıyoruz. Bunu da istediğimiz sıklıkta yapabiliriz. O zaman bir dakika dur. Şu ufaklığı ben başlayayım da. Olur. Bana bir daha göster. Şimdi buradan alıyoruz. Bak önce sevgili seyircilerimize gösterelim. Şuradan normal bir düğüm atıyoruz, evet, değil mi? Bildiğin normal bir düğüm. Bir düğüm mü iki düğüm mü atalım? Bu ip kalın olduğu için bir yeterli ama ben iki tane attım. Sağ olun. Önemli olan çözülmemesi. Bu asma düğümü değil mi? Tepeden asıyoruz. Oradan asabiliriz. Ayrıca bakın, başka şuradan bir şekilde de buna bir sonra asma. Bunu açtık. Ne yapıyoruz? Evet. Elizciğim. Şimdi şöyle parmağımıza doluyoruz. Dolasan da olur, dolamasak da olur. Daha kolay çevireceksek. Şimdi şöyle üzerinden geçirip alttan yani şu halkanın şunu içinden kesmem alıyorum. Lazım ama bunu geçiremem değil mi? Evet biraz büyük. Büyük o. Dur şuradan kesin mi? Tabii. Şöyle ha. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Pardon. Şimdi bunu buradan aldık. Yandan mı aldın? Şuradan aldın. Al üzerinden işte buradan. Bir ben şimdi solak olduğum için sola doğru gidiyorum. Tamam. Sen sağdan buradan böyle mi oldu? Mesela bu mu? Aslında o değil. Hadi göster çünkü o zaman. Çünkü tekrar yapalım baştan. Seyircimiz tamamlasın. Görürsün. Evet. Şöyle. Evet. İpi aldık elimize. Evet canım aldık böyle. Halkanın içerisinden bir kez geçiriyoruz. Geçirdik evet. Ve tekrar geçirirken bu kez ipin içinden geçiriyoruz. Şuradan geçiriyoruz. Evet. Anladım. Böyle böyle kenar mı yapıyorsun? Evet bu şekilde bakın şu şekilde bir kenar bak, oluyor. Bak şöyle değil mi? Aynen. Bunu yine halkanın üstünden ipin üstünden bu şekilde bir daha geçiriyoruz. Halkanın üstünden. Evet, tekrar tekrar. İpin üstünden. Aynen. Yani şu halkanın üzeri ipin üzeri diye iki şekilde iki farklı yerden tekrar geçiriyoruz. Aslında çok basit biraz anlatırken karmaşık gibi algılanabilir ama. Ya önemli olan bakın bildiğiniz şu çizgileri yapabilmek şu içindeki ağaç motifin değil mi? Bu şekilde. Evet yapın devam edin. Tamamlıyoruz siz hızlı biz hızlı bunu. Bana bakmayın zaten ben ölçü değilim. Filiz Hanım ölçü değil mi İsmet'ciğim? Evet. Seninki küçük halka tabii. Küçük sen halka ondan ondan. Evet. Şimdi böyle böyle. Böyle. Ya aslında burada bir metot yok anladığım kadarıyla değil mi? Mesela bunu da buraya sarmışsın. Şimdi burada sayı olarak siz 5 tane de yapabilirsiniz bu düğümü. 15 tane de yapabilirsiniz. O biraz ipinize işte kasnağın büyüklüğüne veya arzunuza bağlı ortaya çıkacak şekilde ona göre değişik oluyor zaten. Her zevkli ama yapımı biliyor musun? Zevkli ve basit de. Her şeyi öğrenene kadar hayatta. Çoğaltabiliriz yani bunun şekillerini. Hep aynı olmak zorunda tamam değil. Aha. Evet. Evet. Şimdi birinciyi yaptık. İlk turu tamamladıktan sonra yine aynı şekilde devam ediyoruz. Bu sefer ipin üzerinden geçiyoruz. Yani bu yapmış olduğumuz. İpi çekiyorsun şimdi aşağı. Evet ipi çekiyoruz. Yani şu şekilde bir şekil çıkacak ortaya. Bunu yine karşıdaki ipin üzerinden. Geçiriyorsun. Evet geçiriyorum. Bu şekilde. Ve böyle tamamlıyoruz. Elimizdeki ip bitene kadar yapabiliriz bu sırayı. Sırayı. Evet devam edebiliriz bu turları. Veya ortada bir boşluk bırakmak istiyorsak o boşluğa kadar yapabiliriz. Gözümüze nasıl hoş görünüyorsa veya. Var mı bir hesabınız bunları uyguladığınız yaptığınız? Hiçbir hesabı yok.
Yani... Hayır, sizin hesabınız var mı? Bunları yaptığınız Instagram hesabınız var mı? Ah, hayır. Yok. Hayır yok çünkü... Ama ileride yapacağım diyorsun. Evet, ileride belki olabilir ama ben bunu hobi olarak yaptığım için çok da böyle bütün zamanımı ayıramıyorum. Ayıramıyorsun. Mesleğiniz? Ben emlak işiyle ilgileniyorum. Ve boş zamanlarımda daha çok bunu yapmayı seviyorum. Ama evet, çok güzel. Böyle de ikinci turu tamamladık. Vallahi. Şimdi yavaş yavaş zaten bu şekil ortaya çıkıyor. Üçüncü turu da böyle devam ediyoruz. Yavaş yavaş ağımız örülüyor. Evet, yavaş yavaş devam ediyor. Şimdi sonuçta nasıl bir şey ortaya çıkacak? Evet. Dalga geçiyorlar Filiz ya. Senin kız yeni öğreniyor. Arkamda dursana ya. Ben değişik takılıyorum ya. Serbest enerjiyim ben. Serbest hayal gücüm. Evet. Aynen. Bak serabım oldu diyor. Serbest enerjiyim ben. Allah Allah. Önemli olan kış kış diyebilmek. Kış kış diyebilir buna. Buna bakan ay der ben buradan bir kaçayım. Bak bak. Kötü enerjileri götürmüyor mu? Amacımız o değil mi, değil mi? Şimdi bunu yaparken mesela ne kadar sakinleştiniz. Ay evet, gerçekten bir sakinleştim. Evet, böyle bir terapi gibi oldu. Tamam, beylere yaptıralım. Akşam terapisi, koyun kahveleri beyle. Az önceki nefes terapisi gibi. Aynen öyle Filizciğim. Bu da bir tür terapi. Niye aslında gülüyorsun oradan Tolga'ya? Seyircilerimize şikayet ediyorum. Bu kötü mü? Tuğçe kötü değil değil mi? Bak. Hiç de kötü değil. Aslında doğaçlama yani. Bu benim karışık ruhum, sanatım. Şu anda dışa vurumu bu oldu. Bu oldu, evet, evet. Çok teşekkür ederim bu fırsatı olabilir bana verdiğiniz için. Evet. Bunu ben devam ettirebilirim ama bir tane daha önce yapmıştım. Aynen. Tamam. Burada aynısı oluyor. Evet. Şekil olarak sonra nelerle süslüyoruz? Ortaya çıkan şekil böyle. Nelerle süslüyoruz? Şu şekilde peki yaptıktan sonra ortasını boşta bırakabiliriz. Evet. Bunu devam ettirip ortayı da doldurabiliriz. Hı hı. Buna ilave olarak işte bu biraz önce bahsettiğim evimizdeki o iğne oyaları, danteller. Ne varsa değil mi? Ne varsa. Kullanmadığımız şeyler bu şekilde kullanabilir hale geliyor. Hı hı. Onları en azından göz önünde bulundurma şansını buluyor. Hı hı. Ve güzel de bir süs eşyasına dönüşüyor. Kasnağı bunu... Yine iplerle. İnternetten alınabiliyor mu bunların kasnakları? Satılıyor mu? Her şekilde internette de satılıyor. Bulunduğunuz yerde eğer bir tuhafiye varsa orada da oluyor, bulunabilir. Hı-hı. Bulmak çok kolay. Çok. Ayrıca dediğim gibi kasnağın kendisi de olmak zorunda değil. Bir tel askıyı bile bu tüyler amaçla de çok güzelmiş. O tüyleri de sonra uzun uzun evet bağlıyorsunuz değil mi kasnağınıza? Kasnağı mesela bakın taktıktan böyle sonra bunu altta şu boncuklarla gene, aynen öyle küçük bir halka yapıyoruz. Ve bunun etrafına da istediğiniz kadar tüylerle, boncuklarla, iplerle, evde kalan fazla artık yumaklarla, evet, kurdelelerle, her türlü malzemeyle de bak şimdi gösterebilirsiniz. Şunu alalım mı? Ay 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 Filiz getirsene. Baksana ya. Şunu bembeyaz bir duvara ya da böyle açık mavi bir duvara yatak başı olarak koyduğunuzu düşünsenize sevgili seyirciler. Vardır annenizden kalma eskiden kullanmadığınız sandık altında böyle şeyleriniz değil mi? Aynen. Evet. Çok da rahat yapabilirsiniz. Çok güzel. Vallahi ellerine sağlık sevgili Filizciğim. Diyorsun ya ben sanki uzun yıllardır bu işi senin yaptığını düşünüyordum. Yok hayır. Ama tebrik ediyorum. Yaptığın şeye bir görsellik, bir estetik katabilmişsin. Yani biraz tabii internette de araştırıp ilham almaya çalışıyorum. Çok aynen, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Elinize sağlık. Biz mutfağa gidip şu humusa bir bakalım istiyoruz. Efendim ne güzel diş kapanlarımızı yaptık. Siz de humuslarınızı yaptınız. Çok teşekkür ediyorum. Süper. Ellerine sağlık. Ha. Ellerine sağlık. Ha, teşekkürler. Yine afiyet beklerim. Olsun, afiyet olsun. Afiyet olsun. Özden'cim ikinizi karı koca olarak hatta bir de nefesi birlikte de anlatabiliriz İnşallah, aslında. İnşallah memnun oluruz. Seve uygulamalı. Seve. Çok yapacağız. Çok mutlu oldum geldiğinize. Çok her zaman bekliyorum. Ederiz. Afiyet olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Efendim bugünlük de bu kadar. Ne yaptık? Nefesimizi öğrendik. Diş kapanlarımızı yaptık. Humusumuz da var. Artık gerisi sizde efendim günün. Siz en güzel şekilde doldurursunuz. Hoşçakalın.